Bugün böyle tur otobüsünden günaydın diyoruz. Biraz sonra tekne turuna çıkacağız. Sabah günaydın. Keko o araçta biz buradan o tarafa geçiyoruz sanırsam. Ya yok, bizim aracı bağırıyor. Tamam, aracımız yavaş yavaş doluyor arkadaşlar. Ben sizi şimdi sabah kahvaltısıyla baş başa bırakacağım. Ondan sonra çekebilirsem turdan görüntüler almaya çalışacağım. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız Oktay Bey? Valla bugün bomba gibiyim. Evet, uyudun, dinlendin. Dün çok yorulmuştum. Erkenden uyuyarak kalmıştım. Evet, ama hak ettim. Bir de buralara o dağlardan bizi indirerek. Vallahi. Keşke o dağları çekebilseydim. Aa, korkudan hiçbir şey görmüyorduk. Ben sandım deniz gözüküyor mu diyorsun? Sen de ben bakamıyorum aşağıya. Bakalım ki. Evet, kahvaltımızı çekelim. Gelmek isteyenler referans olsun. Tabaklarda bizim tabaklar bu arada. Hiç kendimizi yabancı hissetmiyoruz. Bizim derken evden getirmedik. Evet yani aynısı. Bir altı grupta ben sipariş edecektim. Bu yok, stokta yoktu. Demek ki şey almış. Poğaçayı almış. Şeker görebiliyor muyum? Şekeri göremiyorum. Şimdi hemen şeker buluruz. Afiyet olsun tekrar. Kekova'ya geldik arkadaşlar. Böyle kafile halinde yürüyoruz. Yine böyle uçurumların kenarlarından ama Elmalılı yolu kadar değil de sanırsam. Ya da ben hep dağ tarafında kaldığım için görmedim. Elmalı ölüm yolu diyorlar. Evet, oraya ölüm yolu diyorlarmış. Yani ya da yani çıkmak da ölüm. Şeysi de manzarası da çok felaket. Şimdi bakalım. Üç ağız diyorlarmış buraya galiba. Kekova üç ağız. Oradan tekneye bineceğiz. Neler yaşayacağız? Hep beraber yaşayacağız. Bakalım. Merak ediyorum ben de. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Herhalde bırakmıyorlar artık. Gidiyoruz. Bakalım hangisi bizim tekne? Deniz tekne. Rehberimizi takip ediyoruz. Rehberimizin barkod kodu var. Nasıl? Rehberimiz barkod kodu. Çok güzel. Şimdi en arkadaki tekne bizim kimse. Şansımıza. Baksana herkes doluşmuş. Evet. Suyun yeşilliği, güzelliği. Gelin bir yerlere yerleşelim. Çeviremiyoruz değil mi? Çevirdik sanırsam kamerayı. Çok gürültü geliyor mu arkadaşlar? Size şöyle tekneleri ve denizi maviliğini göstermek istedim. Gürültü geliyorsa artık kusurumuza bakmayın. Burada videonun sesini kestim arkadaşlar. Çünkü teknenin motoru çok gürültü yapıyor. Rüzgarla beraber birleşince de benim sesim duyulmuyor. Şimdi videonun üstüne konuşuyorum burada teknenin sesi, motor sesi gelmesin diye. Karşı taraflarda antik kenti görüyorsunuz. İki taraflı çekmek istiyorum ama o tarafta mayolu insanlar var. Çekemedim bu yüzden. Burada Likyalılar yaşamış. Likyalılar denizci bir kavim. O şekilde söyleyeyim. Karşıda böyle onların taşlara oyduğu merdivenleri görüyoruz. Adalar Koyu diye bir yere gidiyoruz yüzmeye. Oradan sonra da Simene Antik Kenti'ne varacağız. Simene Antik Kenti'ne ulaştık. Burada bir saatlik bir yüzme molası ve gezme molası serbest zamanımız var yani. Çok güzel görünüyor. Neydi? Karaköy müydü burası? Karaköy Simene. Çok güzel bir yer. Koyuldum. Cırcır böceklerinin sesini duyuyor musunuz arkadaşlar? Yalnız manzara şahane.
Bir küçük atıcıklar var. Bir de yine ilk yıllara ait eski bir lahit görüyorsunuz. Manzara çok şahane gerçekten. Tatil nasıl geçiyor hayat? Tatil nasıl geçiyor? Süper. Tekne turu. Bayıldım Kaş'a. Simene'yi beğendin mi? Her yer. Her yeri çok güzel. Böyle bütün denizler iki dağın arasında, tepenin arasında, adaların arasında. Bir değişik değil mi? Suyu desem ya çok değişik bir deniz var. Değişik bir atmosfer. Tavsiye ediyoruz artık. Kaş çok güzel bir ben çok eğleniyorum ya. Efendim? Çok eğleniyorum diyorum. Güzel. Kleopatra gibi hissettim kendimi. Simene'de. Oktay Bey hazırlandı. Şimdi teknenin ön tarafından denize atlamak istiyor. Herkes yavaş yavaş hazırlanıyor. Şimdi ben onu takip edeyim. Biz aslında ayağı ameliyatlı. Ben atlamasını istemiyorum ama o çok istiyor. Şimdi ben de onu çekiyorum. Bakalım nasıl atlayacak. Teknenin ucuna doğru gidiyoruz. Nereden atlayacağız? Çekiyor musun? Çekiyorum seni. Şöyle çeksene etrafı. Çok güzel. Evet. Ne dedi? Göktere koyu mu dedi? Atlayabiliyor muyum? Valla öyle şey tam anlamadım ben de. Şu atlama yerini koyayım. Evet. Göktere koyu dedi ya da gökkaya koyu dedi. Yok. Arkadaşlar. Yine çok çok güzel bir koy. Şimdi Oktay atlayacak. Onu çekmeye çalışacağım. Bakalım. Bayağı yüksek ama. Geliyor musun? Dikkat. Biraz yanmayın. Balıktan atlamayın bence. İyice atlıyorsanız. Çivileme atlayın. Nasılsın? Çok güzel. Hadi bakalım. 22 yedik az önce arkadaşlar. Bir de Korsan Mağarası'nı gezdik. Akdeniz bakınalarında yumurtam alanıymış arası. Türkiye'ye çekmişim videoyu. Instagram için. Türkiye'ye çekmişim videoyu. Şu anda da bir zamanlar Lig yıllarının yaşamış olduğu 1930'lu yıllara kadar da İtalyan yönetiminde olduğu söylenen Kakova Adası'nın önünden geçiyoruz arkadaşlar. Ay çok yanmışım, çok yanmışım arkadaşlar. Kıpkırmızı olmuşum. Ay şu an kendimi görüyorum ekrandan. Felaket felaket ama yanmıyorum yani gayet iyiyim. Hemen biraz böyle şey krem falan sürdüm nemlendirici. Oktay da aynısı. Tekne turu yaptık bugün. Gördüğünüz gibi anlamadık herhalde yandığımızı rüzgardan. Hani hep böyle gölgede oturduk ama işte yüzünce falan yanıyorsunuz ister istemez. Gerçi koruyucumuz, nemlendiricimiz, her şeyimiz var ama gerçekten yanmışım. Neyse ben birazcık çektim sizin için çok fazla da sıkmamak için daha devam ettirmedim. Esasında şarjım da bitti aynı anda ama iyi de oldu. Şimdi biz değişik yerler görüyoruz ama siz aynı yerleri görüyormuşuz gibi hep aynı deniz, hep aynı dağ gibi gelebilir. O yüzden de tadında bırakayım dedim. Şimdi biz yemeğe çıkacağız. O yüzden videomuzu burada sonlandıracağım inşallah. Bugün bol manzaralı bir vlog oldu. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Günaydın arkadaşlar. Bugün otelimizin karısından bir merhaba demek istedim. Açılış yapmak istedim. Şimdi kahvaltı yapacağız. Kahvaltıya geldik. Akşam çok güzel uyumuşuz. Bu arada dinlenmişiz. Dünkü buradan sonra bugün de yeni planlarımız var. Bakalım bugün neler yaşayacağız. Hep beraber gördük.
çok çok güzel bir tur gerçekleştirdik dün. Kaşa gelecek arkadaşlar mutlaka mutlaka tekniğimizde bence katılmalı. Dinlenmesi gerçekten harika bir deneyim. Sağ olun. Dün kahvaltıyı çekmiştim. Bugün de sizi tarası çekeyim. Şöyle. Çok tatlıştan bir Ege kasabasının şey gibi. Tarası gibi. Bu butik otellerin tarası çok güzel oluyor gerçekten. Günaydın Akter Bey. Günaydın canım. Nasılsınız herkese bu sabah? Günaydın. Nasılsınız bu sabah? Vallahi ayılmaya çalışıyorum. Bomba gibiyim ama. Vallahi bomba gibi görünüyorsunuz. Vallahi. Hazırım. İyi uyudunuz mu? Ben bayağı yorulmuşum tekne turunda. Evet. Yüzdüm bol bol. Sabah bir başladık yüzmeye. Akşam 4'e kadar. Evet, evet. Maşallah. İyi eğlendik ama değil mi? Süper bir oldu. Çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Aynı şekilde. Neydi turun ismi? Kekova turuydu değil mi? Yok. Ha, Kekova turu da Hava Kaş. Bizim katıldığımız tur Hava Kaş. Hava Kaş ismi. Tamam. Ama Kekova turu. Evet. 7-8 tane koya uğruyor. Her koyda durup işte yarım saat, bir saat mola veriyor. Evet, çok güzel. Ama denizin rengi, o güzel. Sen denizin rengine bayıldın. Turkuaz. Sularda yüzme. Çok güzel. Şimdi karnınızı doyuracaksınız, daha enerjik olacaksınız. Evet, evet, bekliyoruz. Haydi bakalım. Kahvaltı. Evet. Bugünkü kahvaltımızı da çekelim. Bu arada tabaklar benim tabaklarım. Dikkat ettiniz mi? Evet, omlet gelmiş bugün. Yine kahvaltımız gelmiş. Burada da peynir var. Devam ediyor. Salata, domates, elma. Biraz sonra da ekmeğimiz, şeyimiz gelecek. Haydi bize afiyet olsun. Afiyet olsun. Alacağız balkonu bir tane. Balkonu biraz rahatlattır. Çok dolu üstü. Aynen artık balkonu. Ama çok güzel ya. Şu manzarayı da bir çekelim. Bittim buranın manzarası. Her sabah çekiyorum bu fotoğrafı. Her sabah yeniden görmüştüm. O kadar güzel ki. Şey gibi değil yani, Türkiye gibi değil yani, İtalya'da bir kasaba gibi. Yani gerçekten kışın bu kadar güzel olacağını değişim. O zaman görüşürüz. Karnımızı doyurduk. Şimdi otelden çıkıyoruz dostlarım. Bakalım bir beach'e gidelim diyoruz. Bugün de böyle sahilden yüzelim istiyoruz. Ama tabii buraları tanımadığımız için nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Bakalım Oktay nereye götürse oraya. Evet Doria Beach'e geldik arkadaşlar. Şimdi Oktay arabanın önüne şu yalıtım şeyini koysun. Bir içeriye gidelim bakalım nasılmış. Çünkü çoğu beach'te şey yok, havuz yok. He. Ben ilk defa havuzlu olan beach gördüm. Evet, o da güzel bir alternatif. Orada tabii. Ya denizde yüzersin, sonra havuzda da yüzersin. Havuzda da yüzersin. Konsepti güzel, hoşuma gitti. Şöyle baksana denizin nasıl? Evet, deniz çok güzel. Tamam abi.
İsim vereyim ben sana. Bir isim alabilir miyim? Oktay. Çanka. Aynen ya. Yani sınır ileriden başlıyor da burası daha rahat diyor denize girilmesi. Çok güzel denizi var ama. Burada yine sesi kestim çünkü beach müziği çalmaya başladı. Telifsiz müziklerden birini koydum arkadaşlar. Oktay beni çekmiş yüzerken. Denizi gerçekten çok güzel. Havuzu da var. Oktay havuzu da tercih ediyor. Ben çok fazla etmiyorum. Denizi daha çok seviyorum. Denizi derinleşiyor. Esasında çabuk derinleşiyor. Ama yüzme bilenler için de bu çok keyifli bir şey dostlarım. Burada da Eğlenceli Kitaplar serisi diye kendime bir seri yapmıştım. Yakışıklı Odunum diyor. Biraz genç işi bir kitap olmuş aslında içini okuyunca. Gençler gençlerin aşklarıyla ilgili. Ama tatilde de hani ağır kitaplar okumak istemedim. Böyle kitapçıların sepetinde olan kitaplardan almıştım. Onlar daha hafif olur diye attım çantama, okumadığım bir kitaptı. Eğlenceli. İlk sayfasında da dostluğu anlatıyor. Dostluğu gerçekten çok güzel anlatmış. Böyle harika bir manzara eşliğinde de kitap okumak gerçekten zevkli. Evet canım arkadaşlarım. Beach'i bitirdik. Saat 4'e kadar oralarda yüzdük, eğlendik, dans ettik, havuza girdik, denize girdik. Bazı yerlerde videonun sesini kıstım çünkü beach adı üstünde. Çok müzik çalıyor. Geldik otelimize, karnımızı doyurduk. Şimdi de yavaş yavaş birkaç çarşı yapalım diyoruz. Çarşıyı görelim. Oktay Demire'ye götüreyim dedi. Yaklaşık 40 dakika sürüyormuş ama yollar felaket. Dönüşünde karanlık olur. Çok korktum. Bir tarafa uçuyor. Süper viraj. O yüzden Demire'ye gerek yok. Zaten dönüş yolunda Göce'ye, Fethiye'ye falan o taraflara doğru gideriz diye düşünüyoruz. O yüzden Demre'ye gerek yok. Biz birkaç çarşı yapalım. Hadi gezelim çarşıyı. Çarşısını da görelim. Akşamları nasıl oluyormuş görelim. Bir dondurma yiyelim. Gezelim gelelim diyoruz. Yenge sos yapayım mı? Olur. Teşekkür ederim. Kendi çekeceğin gibi altta. Teşekkür ederim. Abi bal badem ve çikolata. Bal sosu. Sos ve fıstığa gerek yok. Dondurmalarımızı alıyoruz arkadaşlar. Çünkü yemek yedik. 60 TL. Dondurma yemedik. Dondurma yemedik diyorum. Tatlı yemedik. Hemen ha gittim. Allah Allah. Ellerim böyle boş mu kalacaktı hayat? Hadi. Teşekkür ederim. Aynı şeyi düşünmüş. Güzel evleri görüyor musun? Hayran hayran izleyerek gidiyorum. Hayal ettiğimiz evler. Şu dağın şeyine baksana.
atmak, bir Likya mezarı. Yani Lahiti daha doğrusu. Milattan önce 4. yüzyıla tarihlenmektedir diyor. Üstteki ikisi de ayakta duran figürleri betimleyen kabartmalar var. Şurada da en üstte iki ayakta duran bildir var ama artık çok zor seçilmiyor. Şu yazıyı çekeyim mi? Allah'ım ölçü numarası yapıyormuş ya. İnsanlar da çekiyor vallahi. Artık şey bile, köpek bile artistik para kazanmaya çalışıyor ya. Tipe bak. Evet, tüm çarşıda gezdik, gezdik. Acayip bir yoruldum. Çok yoruldum ve çok da nem var. Yani artık yetişmişiz arkadaşlar. Sıcak yok ama çok nem var. Yani gerçekten AVM ya da marketin içinden çıkasınız gelmiyor. Benim çapım kaydı. Benim de kaydı. Şimdi biz beni burada sonlandıralım dostlarım. Gerçekten gidip kuşalım. Biraz bir şeyler içip dinlenelim. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Artık konuşamıyorum arkanızda. Yarım adamı. İyi akşamlar. Yarım da geliyor. Hoşçakalın. İyi akşamlar diyorum. Bitti gün, bitti.